Merhaba sevgili seyirciler. Çanakkale'nin televizyonu Ton TV ekranlarından hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun inşallah. Efendim, Dur Yolcu programında bugün inşallah birlikte olacağız. Şu an altta da yazıda da gördüğünüz gibi dünyanın 7 harikasından bahsedeceğim size bugün. Evet, dünyayı Cenab-ı Hak var eylemiş. Altındakiyle, üstündekiyle, bütün imkanlarıyla insanlığın, insanoğlunun hizmetine amade kılmış. İnsanoğlunu da bu dünyanın en şerefli varlığı, eşrefi mahlukat olarak var eylemiş. Ve bizler de bu dünyaya, bizden öncekilerin gelip yaşadıkları gibi bizler de bu dünyaya geldik, yaşayacağız ve sonrasında ömrümüz, hayatımız da sonlanacak. Rabbimden dileğimiz, öncelikle o duamız da inşallah insan olarak geldiğimiz bu dünyadan insan olarak yaşamayı, insana yaraşır, insana yakışır hasletlerle donanıp bu alemden ayrılmayı nasip eylesin Cenab-ı Hak inşallah. İnsana dair özellikler dedik. Çünkü insan konumuz, her haliyle insan. Baktığımız zaman dinimizin ana kaynakları, temel kaynakları Kur'an-ı Kerim insan üzerine. Peygamberler hep insanlarla alakalı hususlarda ön plana çıkmış. Kendileri de birer insan ve insanlardan insanlara örnek olarak peygamberler vaaz edilmiş, gönderilmiş, görevlendirilmiş. Dolayısıyla her şeyde insan var. Hani anlatılır. Bir çocuk, işte babası eve geliyor, yorgun, argın, çocuk da babasıyla oynamak istiyor. Sonrasında tabii vatandaş yorgun olunca çocuğuyla da çok ilgilenmek de istemiyor ama çocuğunu da kıramıyor. Ve orada ona diyor ki, şurada bir puzzle var, bu puzzle'ı düzenleyip tertipli hale getirebilir misin diye çocuğuna ödev veriyor adeta. Biraz da çocuk onunla oyalansın, çünkü küçük yaştaki çocuk o puzzle'ı nasıl bir araya getirecek? Ne var puzzle'da? Puzzle resminin üzerinde dünya var. Dağılmış parçalar halinde dünya. Dünya şeklinde o puzzle'ları birleştirip çocuk bu görevini yerine getirecek. Çocuk bununla uğraşırken babası da biraz dinlenecek. Ama çok uzun sürmüyor çocuğun dünyayı düzeltmesi. Hemen birkaç dakika sonra geliyor, babacığım diyor, puzzle'ı tamamladım. Babası hayretler içerisinde, oğlum bu puzzle'ı nasıl yaptın sen, nasıl çarçabuk bu hale getirdin diye sorduğunda çocuk şunu söylüyor, diyor ki babacığım, puzzle'ın diyor arka tarafında insan vardı. Ben diyor hiç dünyayı düzeltmekle uğraşmadım. Puzzle'ın arkasından puzzle'ı gerçekleştirmeye, yapmaya çalıştım. İnsanı düzelttim, çevirdiğimde baktım ki dünyada kendiliğinden düzelmiş. Dolayısıyla dünyada var olan sıkıntılar, problemler hepsi insan odaklı. Güzellikler de aynı zamanda insan odaklı. Böyle olunca bu dünyayı da hep birlikte paylaşıyoruz, yaşıyoruz. Kötülükler olmasın istiyoruz, hep iyilikler, güzellikler olsun istiyoruz ama bir taraftan da bir imtihan dünyası deyip geçiştiriveriyoruz meseleyi aslında. Bu bir nebze de sorumluluklardan da kaçmak gibi ya da görmezden gelmek gibi bir durumu da ortaya çıkarmasın diyorum. Evet, imtihan dünyasında yaşıyoruz biz ama imtihan dünyasında yaşamamız bizim o kötülükleri, problemleri ortaya çıkarmamıza sebep değil, gerekçe değil. Evet, bu problemler olacak. Bunları nasıl çözdüğümüzle biz bu imtihanı başaracağız. Ancak bu problemlerin olması, oluyor olması, bunların bizim de yapmamız gerekliliğini ortaya çıkarmasın. Bundan sonra dedik insan özne madem, o zaman insanın yaptığı güzellikler ya da yapması gereken güzellikler, ortaya çıkarması gereken iyiliklerden bahsedelim. Öncelikle dünyanın 7 harikası acaba nedir? Size tabii piramitlerden mi bahsetsem, böyle bir programın içeriği olarak piramitlerden bahsetmeyeceğim. Evet, dünyanın harikasıdır onlar. O dönemde o teknolojiyi, bizim kendi adımıza, bizim teknolojimizin, şu anda elimizdeki mevcut teknolojinin olmadığı dönemde nasıl inşa edilmiş, o hesaplamalar, matematiksel hesaplamalar nasıl yapılmış, bunu keşfetmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz şimdi ama harikulade harika yapılar. İşte Artemis Tapınağı'ndan bahsedilir, o Zeus heykelinden bahsedilir, Babil'in hali hazırda mevcut olmasa bile tarihte var olmuş Babil'in asma bahçelerinden bahsedilir, dünyanın 7 harikası diye. Acaba gerçekten bunlar dünyanın 7 harikası mı? Hadi gelin biz bugün dünyanın gerçek manada 7 harikasından bahsedelim. Ve
inşallah programımızın sonunda da bu dünyanın 7 harikası konusunda biz neredeyiz, bunun muhasebesini yapmaya çalışalım hep birlikte. Takdirlerinizi arz ediyorum ki dünyanın 7 harikasından ilki, itiraz etmeyeceksiniz, edemeyeceksiniz belki de, dünyanın 7 harikasından ilki görebilmektir. Evet, maddi anlamda görmenin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu şöyle gözlüğümüzü çıkardığımız zaman, tekrar taktığımız zaman anlıyoruz aslında. Hani bazen karanlıkta kaldığımız ortamlarda bile gözümüzün o karanlık ortamda bile bir süre sonra açılmasına şahit oluyoruz. Karanlıkta da görmeye başlıyoruz. Görmek kadar büyük bir nimet. Evet, maddi anlamda çok önemli bir nimet. Görme özürlü, görme engelli kardeşlerimiz hayata, onların duymak gibi, hissetmek gibi, dokunmak gibi farklı özellikleriyle hayata tutunuşları var. Onlara Cenab-ı Hak inşallah bu konuda güç, kuvvet, gayret vermiş. Ama görebilen gözlerimizin varlığı konusundaki acaba kıymet ya da bunu değerlendirebilmek noktasında biz neredeyiz? Evet, dünyanın 7 harikasından ilki görebilmek. Neden bu kadar önemli? Neden ilki olarak görebilmeyi tercih ettik? Görebilmek, şimdi Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman Bakara suresinin ilk ayetlerinde malumunuz Cenab-ı Hak müminin özelliklerini tarif ediyor. Mümin kimdir? İşte gayba iman eden, Allah'a inanan, peygamberlere inanan, kitaplara inanan, iman eden kişidir. Sonrasında namazını kılan kişidir. Sonrasında kardeşleriyle sahip olduklarını paylaşan kişidir. Sonrasında ahiret gününe inanan kimsedir. Adem'in nesli olduğuna, insan nesli olduğuna inanan kimsedir. Ve Cenab-ı Hak mümin tarifini yapıyor. Hemen sayfayı çevirdiğimizde Bakara suresinin o 6. 7. ayetlerinde Cenab-ı Hak orada bir tarif yapıyor. İkinci insan grubunu tarif ediyor. Ne diyor? Kafirlerden bahsediyor. Şimdi biz inanç anlamında kafiri inkar eden, yok sayan manasına olarak anlıyoruz ama kafirin bir diğer manası da görmezden gelen demek. Görmezden gelen. Şimdi konumuz da meseleyi bağdaştıracak olursak, görmeyenler, göremeyenler için ya da görmezden gelenler, görmek istemeyenler için Cenab-ı Hakk'ın böyle bir tarifi, burada da böyle bir çağrışım uyandırıyor bizde. Yani ve Allah-u Teala diyor ki sen o kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, bir şey değişmeyecek. Çünkü onların o işte bahsedildiği üzere onların gözlerine bir perde indirilmiştir, kulakları kapatılmıştır, kalpleri mühürlenmiştir onların. Onlara ne desen boş, anlamsız. Çünkü onlar görmek istemiyorlar. Onlar gerçeği fark etmek istemiyorlar. Kapatıyorlar o görme uzuvlarını hem madden hem de manen. O zaman şöyle günümüze meseleyi taşıyacak olursak, etrafımızdaki çığlıkları, var olan sıkıntıları görmezden gelmenin bizim inancımız gereği nasıl bir karşılık bulduğunu da görmüş oluyoruz. Yani Allah-u Teala bu ayetlerin sonunda, bu bölümün sonunda da elem verici bir azaptan bahsediyor ki görmezden gelmenin, görmemenin, o sorumluluğu üzerine almamanın ahiretteki azabından, ahiretteki sıkıntısından, karşılığından bahsediyor. Ama onun dünyaya da yansıması var. Dünyada da bu sıkıntılarla karşı karşıya kalıveriyoruz. O zaman gelin biz görebilmek nimetinin hem madden hem de manen kıymetini bilmek adına bir kere daha ıttılağınıza sunalım. Bunu arz edelim ve hep birlikte görebilmeyi arzulayalım. Gerçek manada görmeyi. Bakmaktan bahsetmiyorum. Bakıyoruz etrafımıza. Şimdi öyle güzel manzaraları görüyoruz ya da çirkin, nahoş manzaraları görüyoruz, bakıyoruz bunlara ama acaba o çirkinliklerin, kötü manzaraların ya da o güzel manzaraların sebebi, acaba hani o güzelliklerin sebebi miyiz, kötülüklerin sebebi miyiz, acaba bizim de buna herhangi böyle bir katkımız var mıdır? İnşallah iyi, güzel, hoş manzaraların ortaya çıkmasına sebep oluyoruzdur. Kötü manzaraların değil. Hani çok hoşumuza gidiyor. Baktığımız zaman şöyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir hayvana, bir kediye yardım eden, zor durumda kalmış olan bir hayvana yardım eden ya da birbirlerine yardım eden insanları, destek olan insanları, bunlar, bu manzaralara baktığımız zaman diyoruz hoşumuza gidiyor. Ya da öbür taraftan işte
çokça konuştuğumuz, inşallah hep birlikte ortadan kaldırmayı arzuladığımız ülkemizdeki şiddet hususu. Acaba bu noktada biz, bizim de bu meseleye biraz şeyimiz, katkımız var mı? Olumsuz örneklere ya da olumsuz görüntülere, nahoş görüntülere de sebep olabiliyor muyuz? Biz meselenin neresindeyiz? Ama görmenin, bakmak dışında görmenin gerçek manada o dünyanın yedi harikasından biri olduğu meselesini inşallah bugün hayatımıza yer alabilirsek, bakmaktan öte geçip biraz görmeyi inşallah murat ediyoruz, görmeyi arzuluyoruz. Görebilenlerden eylesin Cenab-ı Hak. Duamız bu. İnşallah bu duayı gerçeğe çevirmek konusunda da şöyle bir hareketlenmeyi nasip eylesin Cenab-ı Hak. Görebiliyor muyuz gerçekten etrafımızda olup bitenleri? Dünyanın yedi harikasından ikincisi olarak da ilki görebilmekti. İkincisi de duyabilmek. Evet, maddi anlamda o Davudi sesleri, o güzel sesleri duyabilmek ne kadar güzeldir. Duyma engelli kardeşlerimiz var. İşaret diliyle anlaşıyorlar. Bir şekilde insanoğlu anlaşılıyor. Ama biz burada maddi anlamda duymaktan bahsetmiyoruz. O gerçek manada duyabilenlerden olmayı arzuluyoruz. Derdimiz bu. Acaba biz gerçekten duyabilenlerden miyiz? Görebilip üzerine de duyabilen insanın olaylara bakışı, olayları değerlendirişi herhalde çokça farklı olur diye düşünüyorum. Biz olumsuz meselelerle karşılaştığımız zaman, gözümüzü kapattığımızda, kulağımızı tıkadığımızda bu meselelerin ortadan kalkmadığını da bilmemiz gerekiyor. Hani deve kuşu misali kuma başını gömdüğünde sırtı dışarıda kalıyor. Ama acaba gerçekten biz böyle mi davranıyoruz? Biz ne zaman gerçekten görmeye başlayacağız? Ne zaman gerçekten duymaya başlayacağız? Duymak deyince şöyle, gerek coğrafyamızda işte Suriye'de ya da değişik bölgelerde yaşanan olaylar acaba bizi ne kadarını duyabiliyoruz? Ve ne kadarını görebiliyoruz gerçek manada? Şöyle arka planına da bakarak. Meseleyi işte siyasi ya da ideolojik ya da değişik platformların dışında insaniyet namına, derdimiz bu. İnsaniyet namına acaba biz ne kadarını görebiliyoruz, ne kadarını duyabiliyoruz? Görmek, duymak deyince şöyle biraz geçmişe doğru gidelim. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz'i bilirsiniz. İkinci halife, Peygamber Efendimiz'in yanında işte 40. Müslüman olduğundan da bahsedilir Hazreti Ömer Efendimiz'in. Hazreti Ömer'in Müslüman oluşundan sonra Müslümanlar daha açık bir şekilde dinini yaşamaya başladılar. İşte Kabe'de tavaf etmeye başladılar. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer Müslüman olmazdan evvel Hattab'ın oğlu Ömer iken, İşte Mekke'de sokağa çıktığında herkesin kendisinden çekindiği, korktuğu, endişe ettiği bir Ömer'den bahsediyoruz. Ama İslam olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra, ki ben bu anlamda o başta söylediğim insan dediğimiz şey, işte Kur'an'ın ve Peygamber'in ortaya çıkarmaya çalıştığı o gerçek manada insan, görebilen, duyabilen insan. İşte Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer iken görmüyordu, göremiyordu. Öncesinde duyamıyor da Ömer. Ama Müslüman olduktan sonra, Müslüman olmadan önceki o davranışlarını biliyorsunuz. Hani hep o örneği veririz. Yanlarında çalışan hizmetlileri var, hizmetçileri var. Hazreti Ömer, o zaman Hattab'ın oğlu Ömer, onları dövüyor da dövüyor, dövüyor da dövüyor. Suçları mı var? Hayır. Ama Ömer dövüyor. Sebepsiz. Herhangi bir, hani sebebe dair dövmesi makul mü hocam? Hayır, o da değil ama Ömer dövüyor. Sonrasında bir ara kenara çekilmiş ve ara veriyor dövmeye. Sonra diyor ki, size diyor hinim, kinim, nefretim geçtiğinden dolayı değil, biraz yoruldum da onun için ara verdim diyor. Dinleneyim, dövmeye devam edeceğim diyor. Şimdi Ömer insan olduğunu göremiyor. Ömer karşıdakilerin insan olduğunu duyamıyor. Kendisi dışında hiçbir varlığı tanımıyor Ömer. Sadece kendisi var ve her şey ona. Ama İslam olunca, Müslüman olunca işte Ömer'in gözü kulağı açılıyor o zaman. Ömer görmeye başlıyor, Ömer duymaya başlıyor. Ve Ömer diyor ki, Fırat Nehri'nin kenarında bir kuzuyu kurt kapsa Allah bunun da hesabını benden sorar diyecek bir hale geliyor. Niye? Görmeye başladı Ömer, duymaya başladı Ömer.
Evet, dünyanın yedi harikasından bahsediyoruz. Görebilmek dedik, duyabilmek dedik. Dünyanın diğer bir harikası dokunabilmek. Dokunabilmek, evet, biz kucaklaşmak deriz, böyle sarılmak deriz, şöyle bir tokalaşmak deriz. Canı gönülden o kucaklaşmayı yaparız ama dokunmak hem madden böyle, manen de acaba biz şöyle bir güzelliğe dokunup da o güzellikten ne kadar hissedar olabiliyoruz? Ya da bir kötülük konusunda yaşanmış bir kötülüğün, yaşanmış bir problemin o kötülüğü kaldırmak mı ne kadar dokunabiliyoruz? Dokunmaya gelince Peygamber Efendimiz'in o sözü aklıma gelir benim hep. Öyle diyor ya Peygamber Efendimiz, kim bir kötülük görürse bu kötülüğü eliyle düzeltmeye çalışsın. Eliyle'den maksat bütün sahip olduğu neyi varsa, makam, mevki, yetkisiyle, para gücüyle, işte insani gücüyle bu kötülüğü ortadan kaldırmaya çalışsın. Bir kötülük gördüğünde insanoğlu. Eliyle kaldırmaya, o kötülüğü ortadan kaldırmaya gücü yetmiyorsa onu diliyle düzeltmeye, diliyle ortadan kaldırmaya çalışsın. Desin ki kardeşim yapmayın böyle şeyler. Olmasın böyle şeyler. Bunu temenni eden bir ağza, bir dile sahip olsun. Buna da gücü yetmiyorsa en azından kalbinden buğz etsin. Kalbinden kötülesin o durumu. Acaba biz yaşadığımız hadiseler, yaşadığımız meseleler konusunda ne kadar dokunabiliyoruz? Ne kadar dokunabiliyoruz? Şöyle hani son dönemde entelektüel anlamda da dokunmak vardır ya, birinin hayatına dokunmak. Hani o deniz yıldızlarından bahsedilir. Sahilde vatandaş sahile vurmuş olan deniz yıldızlarını birer birer denize geri atıyor. Onu gören birisi soruyor, diyor ki ne yapıyorsun? Diyor ki hayatını kurtarmaya, hayatlarını kurtarmaya çalışıyorum. Şöyle diyor, etrafına bir bak. Hangisine yetişeceksin? Hangisini birini kurtarabileceksin? Sonra oradan bir deniz yıldızı alıyor ve onu denize atıyor. İşte bunun diyor. İşte bunun. En azından onun. En azından bir tanesinin. Acaba biz hayatımızda var olup da bu şekilde sıkıntılar içerisinde olan hangi hayata dokunduk? Hangini bu manada kurtarmaya çalıştık? Evet, madden dokunmaktan bahsediyoruz. Hadi gelin manen de o dokunmanın manasını, bu dünyanın yedi harikasından biri olan dokunabilenlerden olalım. Şöyle hayata öyle bir dokunalım ki dokunduğumuz yerde gül bahçeleri açsın, dokunduğumuz yerde neşe bulsun insanlar, mutlu olsun insanlar, huzur bulsun insanlar. Evet, dünyanın yedi harikasından biri de tadabilmek. Tadabilmek deyince ağız tadımız, evet, tatmak, malum dilimizde bunu gerçekleştiriyoruz ama tadabilmenin, o hayatı tadabilmenin gerçekten ne kadar içindeyiz, ne kadar tadabiliyoruz hayatı. Sadece yediklerimiz, içtiklerimizle bile baktığımız zaman biz gerçek manada o meyvenin, sebzenin, ne bileyim Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği türlü türlü nimetlerin gerçek manada tadına erebiliyor muyuz? Yoksa tat alma duyularımız da mı diğer duyularımız gibi problemli? Ya da hayatın gerçek manada tadına varabiliyor muyuz? Öyle diyor ya bir söz, sebep ne olursa olsun üzülme, hüzünlenme, endişelenme. Hayata daima gülümse, çünkü hayat çok güzel. Acaba biz bu hayatın gerçekten güzel oluşunu hem kendi adımıza hem de diğer varlıklar, diğer insanlar adına tattırabiliyor muyuz? Bunu yaşatabiliyor muyuz? Biz öyle demedik mi? Yani o tada ermek, o manen de böyle o huzura ermek adına biz ne kadar gayretkar olduk. Ki biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Birbirinde hani Müslümanı, insanı tarif ederken elinden, dilinden vesaire neyi varsa diğer insanların, diğer varlıkların emin olduğu kimsedir diye tarif ediyor peygamberimiz. Ondan emindir, ona güvenir. Onun varlığı ona mutluluk verir, ona huzur verir, o güven duygusunu verir. Ya da böyle bizim varlığımızdan çekinen, bizim varlığımızdan dolayı hayattan hayata küsen insanlar, o yaşamanın tadına en azından, hadi gelin biz gerçek manada tadabilenlerden olalım. Dünyanın yedi harikasından birinde de hissedebilmek diye bahsedilir. Hissetmek. Acaba biz ne kadar hissediyoruz? Gerçekten ne kadar hissediyoruz? Şöyle bir anekdot anlatalım. Bu
işte görüyoruz ya ülkemizde zaman zaman da dillendiriyoruz farklı platformlarda. İşte Suriye'den gelmiş olan, o savaştan kaçmış olan insanlar var. Çok basitçe konuşuveriyoruz. Ben de öyle konuşuyordum arada. Diyorum ki ya bir insan niye memleketini terk etsin? Niye? Kalsın orada işte savaşsın toprağı için, evi için, devleti için. Savaşsın diye konuşuyoruz. Böyle düşünüyordum. İşte sağda solda değişik yerlerde, cami bahçelerinde ne bileyim değişik yerlerde böyle görüyoruz Suriyelileri. Öyle diyordum. Sonrasında böyle bir olaya şahit oldum. Suriyeli bir kadın. İfadesi şu. Diyor ki bize diyor acımayın. Bize acımayın ama bizi anlayın ne olur diyor. Şimdi hissetmek deyince benim aklıma hep bu olay gelir. Ne demek bize acımayın da bizi anlayın? Sonra hikayesini anlatmaya başlıyor. Hikaye derken de yaşanmış gerçek bir hikaye. Rabbim inşallah hiç kimseyi öyle durumlara düşürmesin, yaşatmasın. Kadıncağız şunu söylüyor. Diyor ki ben Suriye'de yaşıyorum. Suriye'de yaşarken karışıklıklar başladı. İç savaş başladı. İşte IŞİD geldi, o geldi, bu geldi. Ve biz orada bir savaş ortamındayız. Ama diyor bizim şehrimizde savaş yok. Ve ben öyle düşündüm. O savaş bizim şehrimize gelmez. Ve biz hayatımıza devam ediyoruz. Sonrasında diyor bizim bölgemize doğru savaş o yayılmaya başladı. Ve ben yine hep öyle düşünüyorum. İki tane çocuğum var, işte eşim var, kardeşim var, babam var. Biz bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Hiç aklımın ucundan bile geçmiyor diyor. Ben hep şöyle düşünüyorum. Evet bu savaş ekranlardan görüyoruz vesaire işte duyuyoruz, yaşanıyor ama bize gelmez. Hep böyle düşünüyorum. Sonrasında savaş diyor bizim şehrimizin etrafında olmaya başladı. Ben yine diyor biz hayatımıza devam ediyoruz. Yine de hani aklımın ucundan geçmiyor buradan çıkabileceğim. Çünkü benim evim burası. Doğup büyüdüğüm yer burası. Çocuklarımı yetiştirdiğim yer burası. Evim burası, vatanım burası. Sonrasında diyor o savaş bizim sokağa, mahallemize geldi. Ben yine evimde yaşamaya devam ediyorum. Sonra sokağımıza geldi. Sonra evimizin yan komşu bina öyle bir mermiyle topla işte çok isimlerini bilemiyorum bu tür savaş aletlerinin ve diyor bir patlamayla yan bina yıkıldı. Bizim binamızda evimizde hasar gördü. O zaman anladım diyor. O zaman anladım artık bizim burada yaşama imkanımız kalmadığını. Bu esnada babam gitti savaşmak için o vefat etti. İşte kardeşim gitti vefat etti. Kimse kalmadı. Ben bu iki çocukla kaldım diyor. Kim ister ki evini yurdunu terk etmeyi? Ama böyle bir durumla karşı karşıya kalmış. İşte hissetmek deyince benim aklıma bu geldi ama biz o hissedebilmenin etrafımızda şöyle bir düşünelim. Acaba biz o hissetme, hissedebilme harikasını, bu güzelliği acaba ne kadar yaşıyoruz, ne kadar yaşatabiliyoruz? Dünyanın yedi harikasından altıncısını da gülmek olarak değerlendirmişler. Gülmek. Gülebiliyor muyuz acaba? Gerçekten gülebiliyor muyuz? Hani ben mesele elbette ki işin ehli erbabı çok farklı açılardan işte sosyolojik olarak, psikolojik olarak çok farklı yönlerden bakılabilir meseleye ama ben sadece gülmenin yapmacık gülmelerle ilgili hususu dillendirmeye çalışayım. Yapmacık gülmeler. O nasıl oluyor? Biliyorsunuz hayatı hep birlikte yaşıyoruz. Şöyle telefonumuz çalmaya başladığında en basitiyle telefonumuz çalmaya başladığında başlıyoruz. Yahu bu da şimdi nereden çıktı ya? Yani kimdir bu işte ya? Niye arıyor bu saatte ya? Hiç de sevmem ya falan. Sonra telefonu açtıktan sonraki halimiz. Oho kardeşim sen mi aradın? Çok özledim seni. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? İşte telefonda böyle yapmacık görüşmeler. Sonra telefon kapandıktan sonra da arkasından hani deniyor ya o telefon açılmadan evvel ya da telefonu kapattıktan sonraki söylediklerimizi o görüştüğümüz kişiler duysa hiç kimse birbiriyle konuşamaz hale geliyor. Gülmek derken biraz ben bundan bahsetmek istiyorum. Yapmacık gülmelerden bahsetmiyorum. Gerçek manada gülmekten bahsediyorum. Gülebiliyor muyuz? Bilmiyorum duyar gibi oluyorum böyle. Hocam sanki ağlanacak halimiz var. Halimize mi gülelim? Ama o gerçek manada mutluluğun, huzurun ortaya çıkışını sembolize eden biz gerçek manada gülebiliyor muyuz? Ya da gülmeye, güldürmeye sebep olabiliyor muyuz?
Dünyanın gerçek o yedi harikasından yedincisini de sevebilmek olarak bahsetmişler. Sevebilmek. Evet, ne dedik? İlki görebilmekti, ikincisi duyabilmekti, üçüncüsü dokunabilmekti, dördüncüsü tadabilmek, beşincisi hissedebilmek, altıncısı gülebilmek, yedincisi de sevebilmek. Biz gerçekten seviyor muyuz? Gerçek manada. Evet, hani Peygamber Efendimiz de sahabe efendilerimizin yaşadıkları o diyalog vardır. Hatırlarsınız. Peygamber Efendimiz bir gün öyle sormuştu. Ya Ömer, ne kadar seviyorsun, kimi seviyorsun diye. O da öyle buyurmuştu. Ya Resulallah, işte çocuklarımdan, ailemden sonra da Allah ve Resulünü seviyorum. Olmadı ya Ömer, demişti Peygamber Efendimiz. Allah ve Resulünü önce, sonra diğerlerini. Biz gerçekten Allah'ı seviyor muyuz? Bize her şeyi bahşeden, bütün nimetlerle bizi donatan, adım attığımızda koşarak gelen, yolunda bulunduğumuzda, yolunda yaşadığımızda, onun bize tanzim buyurmuş olduğu peygamberlerinin örnekleriyle, Kur'an'ın, kitapların örnekleriyle yaşadığımızda, yani insana dair özelliklerle yaşadığımızda, gerçek manada huzura ereceğimiz alemlerin Rabbi Allah'ı biz seviyor muyuz? Gerçekten seviyor muyuz? Cenab-ı Hak'la bağımız, irtibatımız ne kadar? Bazen dua ile ilgili sorularını da kardeşlerimiz hep onu soruyorlar. Hocam, dua edeceğiz ama nasıl dua edeceğiz? Ben diyorum ki, senin nasıl dua edeceğini ben bilemem. Hocam, hoca değil misin? Tamam, ben hani bu işi yapıyoruz. Dilimizin döndüğü kadarıyla bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ama senin dua nasıl dua edeyim sorunun muhatabı ben değilim. Ya da bunun cevabını verebilirim ben diyen hocaları da pek anlamıyorum. Veremezsiniz cevabını. Neden? Çünkü dua demek, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a yönelmek demek. Ondan isteyeceğiz. Sizin aranızdaki bağı ben bilemem. Yüce Allah'la aranızdaki bağı, aranızdaki muhabbeti, tanışıklığı benim bilmem mümkün değil. Dolayısıyla aranızdaki muhabbete göre isteğinizi yaparsınız. Cenab-ı Hak'la ne kadar, hani bazen deriz ya, böyle de bir hikaye de anlatılır. Berbere işte oturmuş bir gariban tıraş oluyor. Sonra da bir Külhan Bey'i geliyor. Ve bağırarak, çağırarak böyle. Sonra o berberde tıraş olan kişiye işte kaldırıyor oradan. Ben tıraş olacağım. Onu yarım yamalak bırakmış. Bir de benim gibi böyle tarama özürlü o tıraş olan kişi. O Külhan Bey'i hem tıraşını oluyor, o vatandaşın sırasını gasp etmiş, onu oradan kaldırmış, yarım tıraşıyla ayakta tutuyor. Hem de onunla dalga geçiyor. İşte kel, işte kabak gibi böyle. Sonra tıraşın olduktan sonra yine bağırarak, böğürerek oradan çıkıyor. O esnada bir gürültü, berber dükkanının önünde bir at arabası gelmiş. Bu Külhan Bey'in altına almış, öldürmüş. Sonra berber tabii o şeye bakıyor, kendisiyle dalga geçilen kişiye bakıyor. O diyor ki, ben bir şey demedim, bir şey de yapmadım ama kelin de Allah'ı var, diyor. Hani onun gibi bir şey demeden, bir şey söylemeden, dillendirmeden böyle bir durumla karşı karşıya kalabilenler de var. Ama öbür taraftan benim gibi böyle yalvar yakar, Allah'ım, demek ki muhabbetin, bağım o derece. Hani sevgiden bahsettik ya, sevebilmek. Biz gerçekten alemlerin Rabbine bu anlamda, evet, her şey sendendir Allah'ım. Her şey senin gözetimindedir. Duyan sensin, gören sensin Allah'ım, diye yönelebiliyor muyuz? Hani dua sorularının cevabı işte bu dünyanın yedi harikasından, gerçek manada sevebilmekten geçiyor diye ayrıntıyı vermiş oldum. Dolayısıyla dua, hocam nasıl dua edeyim, nasıl isteyeyim sorusunun cevabı aslında sizlerde, kendinizde saklı. O zaman gelin biz meselenin ta başına dönelim. Yavaş yavaş programımızı özetliyorum. Meselenin başı, Peygamber Efendimiz'e o Hira mağarasında Cebrail Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın vahyini, emrini iletmesi. O güne dönelim tekrar. Ve ondan sonra o dünyanın yedi harikasıyla acaba biz ne kadar hemdemiz, neden hemdem olmalıyız, cevabını herhalde orada bulabiliriz diye düşünüyorum. Peygamber Efendimiz o Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda insanlığın derdiyle dertlenmiş, görmeyi murat ediyor. Görebilmeyi murat ediyor. Açılması lazım ama nasıl açacak? Hissedemeyen, tadamayan, sevemeyen, dokunamayan insanları
tekrar bu 7 harikayla nasıl buluştururum bunun derdinde Peygamber Efendimiz. Ve orada Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e oku ya Muhammed deyince Peygamber Efendimiz ne okuyayım ya Cebrail diyor. Ne okuyayım? İşte Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e oradaki ilk beyanı ya Muhammed önce kendini oku. Sen nesin, nasıl bir varlıksın? Oku kendini. Şöyle kendini bir gözden geçir. Geç aynanın karşısına bir bak. Sen kimsin? Sana el verilmiş dokunman için, tutman için, bütün ihtiyaçlarını karşılaman için, sana göz verilmiş görmen için, sadece bakman için değil. Sana kulak verilmiş işitmek için değil, gerçek manada duymak için. Sana birçok yetenek, birçok donanım verilmiş. Sana akıl verilmiş. Bütün bu soruları sorup, cevabını verip, bu cevabının da gereğini yerine getirebilmen için yetenekler, imkanlar sunulmuş. Önce kendini oku ya Muhammed. Acaba biz ne kadar kendimizi tanıyoruz, ne kadar kendimizi okuyoruz? Ne kadar farkındayız kendimizin? Ne kadar farkındalığımız var kendimize? Sonrasında tekrar oku ya Muhammed dediği zaman Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Cebrail ne okuyayım? Diyor ki sonra şu üzerinde yaşadığın alemi bir oku. Bak yerin altına, üstüne. Şöyle etrafına bir bak. Uzayın derinliklerine bir bak. Galaksi, güneş sistemi, galaksiler, yıldızlar. Şöyle bir bak. Etrafını bir oku. Alemi oku. Sonra bütün bunları kendini okuyacaksın, alemi okuyacaksın. Niçin? Gerçek manada görenlerden olabilmek için. Niçin? Gerçek manada duyanlardan olabilmek için. Evet, biz etrafımızda var olan yaşadığımız sıkıntıları gerçekten görüyor muyuz? Peygamber Efendimiz o gün gördüğü için dertlendi ve kendisini dağa vurdu. Peygamber Efendimiz o gün gerçekten dertlendiği için o inzivaya çekilişi ve tefekkürü vardır. O öyle dedi zaten. Bir saatlik, bir anlık tefekkür, binlerce rekat, nafile ibadetten, nafile namazdan daha eftaldir dedi. Niçin? Gerçek manada görebilmek, gerçek manada duyabilmek ve bu görebilmek, duyabilmek, hissedebilmek, sevebilmek, gülebilmekten mahrum kalmış olan insanlara bütün bunları hatırlatabilmek, bunları aktarabilmek için. İnsanı ve bu alemi oku. Önce kendini oku, sonra da alemi oku. Biz gerçekten o çığlıkları duyabiliyor muyuz? Etrafımızda var olan çığlıklar, hani yaşadığımız o sahneleri tekrar tekrar hatırlatmak istemiyorum ama bir taraftan da unutmayalım. Hani Emine Bulut vardı. Hatırlayın, ne diyordu? Ben ölmek istemiyorum diyordu. Ölmek istemiyorum. Kaç kişimiz duydu bunu? Duymamışız ki devam ediyor hala. Ya da bu olayı kaç kişi gördü? Kaçımız görebildik? Sadece bakıp geçmişiz. Ya da sadece işitip geçmişiz. Dünyanın bu 7 harikası, o kız çocuklarının o çığlıklarını ya da işte son demde Rabbim inşallah bir daha yaşatmasın böyle hadiseleri ama son demde o siyanürle yok olan aileler. Hani duyabilmek, görebilmek, hissedebilmek deyince benim aklıma onlarla alakalı ilk o haberleri duyduğumda şu geliyor. Çocuk, çocuk, kadın, erkek, işte bir aile, artık onlar göremeyecekler, duyamayacaklar, bir daha nefes alamayacaklar. Bir daha nefes alamayacaklar. Gerçek manada biz bütün bunları bu şekilde görebiliyor muyuz acaba? Bu şekilde duyabiliyor muyuz? Bu şekilde hissedebiliyor muyuz? Eğer gerçekten görürsek, bakmakla görmek arasındaki o farkı ifade edecek değilim. İşin felsefik açıklamalarına girecek değilim ama artık bakmaktan vazgeçelim. Bakmaktan vazgeçelim. Bunun zamanı geldi çünkü. Hadi gelin biz görmeye başlayalım. Görmeye başlayalım. Etrafımızda var olan o sıkıntılar, o problemler hep birlikte görmeye başlayalım. Hissetmeye başlayalım.
duymaya başlayalım, açalım artık kulaklarımızı. Kulağımızı tıkamakla o problemler ortadan kalkmıyor. Ve gerçekten görüp, gerçekten duyduktan sonra da bunların ortadan kalkmaması adına en azından bizim bu kötülüklere sebep olmamak adına, tam tersi güzelliklerle ortaya çıkmak adına gayretimiz, bu noktada ne yapabiliriz'i hep birlikte düşünmeye başlayalım. Bugün bir okul ziyaretimiz oldu. Çok teşekkür ediyorum Ali Haydar Önder Lisesi değerli müdürümüze, öğretmenlerimize, öğrenci kardeşlerimize. Orada da müdürümüzle konuşurken onu konuştuk. Böyle çok hocam dedik, daralan insanlar, böyle bir anda parlayan insanlar, öyle bir toplum haline dönüverdik. İşte trafikte birbirine böyle hafif temas ya da yol verme kavgası ya da şu kavgalardan. Peki bunun çözümü, bunun çaresi işte gerçekten bakmak değil de gerçekten görmek. O zaman dünyanın 7 harikasını bir kere daha sıralayalım ve programımızı bitirelim bu haftalık. Dünyanın gerçek 7 harikası. Diğer o harikalar dediğimiz şeyler gelip geçici olan şeylerdir. Hep harikalarla, o güzelliklerle hemdem olalım ama gerçek dünyanın 7 harikası. Gerçekten görebilmek, görenlerden olmak. Gerçekten duyabilmek, duyanlardan olmak. Dokunabilenlerden olmak. Yaşama, hayata dokunabilenlerden olmak. Hissedebilenlerden olmak. O hayatın o en güzel tatlarını tadabilenlerden olmak. Ve gerçek manada içiyle dışıyla gerçekten gülebilenlerden olmak. Ve hakiki manada gerçekten içten sevebilenlerden olmak. Evet, dünyadaki buluş gayemiz, başta dedik ya, işte imtihandır dedik ama asıl imtihan ne kadar görebildiğimizde, ne kadar sevebildiğimizde, ne kadar dokunabildiğimizde, ne kadar duyabildiğimizde vesaire. Evet, duamız odur ki gerçekten duyanlardan olalım. İnşallah gerçekten görenlerden olalım ve hep birlikte bu dünyayı yaratılış amacımız gereği. Bizler işte umre programları tertip ediliyor. Çanakkale Müftülüğümüzün de Şubat ayında önemli umre programları var. Umre demek imar etmek demek. Yani ne yapıyoruz? İşte umreye gitmekle hayatımızda, inancımızda, yaşantımızda var olan problemleri tamir etmek maksatlı. Gidiyoruz Kabe'ye. Ey Allah'ım, manen orada öyle sesleniyoruz. Hatalarım oldu, yanlışlarım oldu, günahlarım oldu. Bunları pişmanlığıyla geldim huzuruna. Bunlardan arınmak istiyorum, bunlardan temizlenmek istiyorum. Ve bundan sonra da bir daha bunları yapmamak adına söz vermek üzere buradayım diyoruz. İnşallah ömür bu anlamda, ömür kelimesi imar kelimesiyle beraberdir. Biz bu dünyayı tarumar etmek için, yok etmek için gelmedik. Bu dünyayı imar etmek için geldik, güzelleştirmek için geldik. Daha da güzelleştirmek için buradayız. Ve o sözümle ben programı sonlandırayım. Bu dünyayı ne kadar yaşanır kılar isek, bu dünyayı ne kadar bütün varlık için, bütün insanlık için güzel yapabilirsek, ahirette de bize o kadar cennet var, o kadar güzellikler var. Ama bu dünyayı ne kadar çirkinleştirirsek, ne kadar kötüleştirirsek, ne kadar güzelliklerden mahrum bırakırsak, ahirette de o kadar karşılığında cehennem var. Hadi gelin biz hem dünyamızı güzelleştirelim hem de ahirimizi güzelleştirelim inşallah. Bereketli olsun ömrümüz. Hep güzelliklerle olsun. Gerçekten duyanlardan, gerçekten görenlerden eylesin Cenab-ı Hak cümlemizi. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.